2015 yılında dünya ikincisi oldum. Çok farklı bir duyguydu gerçekten, kendimden beklemiyordum. Yani öyle bir çıktım ki hani. Bir önde gittiğimi hissettim, sonra ikinci oldum. Bu bile benim için çok güzel bir şeydi. Kürsüye çıktığımda çok farklıydı gerçekten. Kalbim püt püt attığını duyabiliyordum yani hani. Asıl başaramadığımız nokta inanmayı ve azmetmeyi bilmemektir. Ne zaman zor bir durumla karşılaşsak bunu karşımızda bir engel olarak görmüş ve hep bahanelerin ardına sığınmışızdır. Azimle, sabırla ve inançla çok büyük, hatta imkansız denilebilecek başarılar kazanılmıştır. Bu bölümde başarısına ve azmine hayran kaldığımız bir isimle tanışacağız. Milli atletimiz Hamide Doğangün'le birlikteyiz. Hamide, bize kendinden bahseder misin biraz? Ben Hamide Doğangün, Bağcılar Belediyesi Engelliler Milli Takım Sporcusuyum. 25.10.1993 İstanbul doğumluyum. Ailemle beraber İstanbul'da oturuyorum. Annem ev hanımı, babam emekli. Abim var bir tane. Peki, Hamide çocukluğun nerede geçti? Çocukluğum İstanbul Bağcılar'da doğdum, orada büyüdüm. Orada oturuyorum, hala doğduğumdan beri aynı semtte oturuyorum. Ailen ne işle meşguldü? Annem ev hanımı, babam emekli. Önceden bir şirkette çalışıyordu, oradan emekli oldu. Hamide, okul hayatından bahseder misin? Tabii ki. Okul hayatım, kazadan önce Vali Cahitbey İlköğretim Okulu'nu okuyordum. Kazadan sonra yine aynı yere devam ettim. Güzeldi. Hani ben yine kazadan sonra da derslerime devam ettim tabii ki. Okulumu bitirdim. Liseyi gidiyorum şu an, açık öğretimden okuyorum. Güzel, ileride bir antrenör olmayı düşünüyorum, BESO okumayı düşünüyorum. Başarılı bir öğrenci miydin derslerinde? Evet, çalışıyordum yani. Çalışkandın, evet. Başarılı. İngilizceyi çok seviyordum hatta. Aynen. Katılıyordum sürekli yani. Hamide nasıl kaza geçirdi? Ben 9 yaşında bir trafik kazası geçirdim 2002 yılında. Sokakta oynarken oldu arkadaşlarımla beraber. Böyle bir grup geziyorduk işte, hepimiz küçüktük zaten. Yanımıza bir bebek almıştık hatta, elinden tutuyorduk böyle. Diğerinde de ben vardım. Ben yolun bir dış tarafındaydım. Hani arkadan kamyon gelirken ben görmedim. Kornaya falan basmış ama hani çocuk arasında konuşuyorsun ediyorsun ya, duymuyorsun o cacunadan. Öyle oldu, kamyon geldi. Yani bir sokağa dönerken beni altına aldı. O zaman da etek vardı, uzun etek giymeyi seviyordum. Bırak kamyonun tekerine dolan bir teker. Öyle beni altına doğru aldı. Öyle kaçamadım. Diğer arkadaşım da parmaklarını ezdi. İşte kaza geçirdikten sonra o an hemen hastaneye kaldırdılar beni. Oradan bir kamyonun altına çekerek çekmişler. Biraz o yüzden zedelenmişim. O an annemin bağırışlarını falan duymuştum. İşte o an hastaneye getirdiler hemen beni. Ameliyat falan almışlar herhalde. İşte 2 yıl kadar hastanede yattım ben. Sonra eve geldim. O sürede de işte okuluma ara verdiğim için. Sonra işte okula döndüğüm zaman doktorlarım beni okula getirdi. Bütün arkadaşlarımı gördüğümde beni şaşırdılar. Çünkü ben hani yürüyerek beni biliyorlardı. Geri döndüğümde sandalyeyle geldim. Ama yani hepsi şey, böyle çok yadırgamadılar yani. Hepsi beni kucak açtı yani kendilerine. Evlilik konusuna gelelim. Tanışma aşamanız nasıl oldu? Nasıl ben tanıştınız? Ben sosyal medyadan tanıştım. Eşim bana oradan yazmış. Ben ilk başta böyle soğuk davrandım, istemedim. Hani kendi durumumdan da dolayıdır belki, geri çektim kendimi. Hani nasıl olacak demiştim. Sonra konuşmaya başladık işte. Eşim sonra beni davet etti, bir yerde buluşalım dedi. Ben de olur dedim. Gittim bir alışveriş merkezinde, onu bekledim, geldi. Öyle. O sosyal medyadan konuşma süreci kaç zaman sürdü? Uzun mu sürdü? 1-2 ay. 1-2 ay. Evet, öyle oldu. O şekilde tanıştınız. Israr etti. Ben başta istemedim. Sonra olur dedim, tamam geliyorum, sen de gel. Öyle görüştük işte. Şaşırdım görünce. Hani bana tuhaf bakıyordu gerçekten. O şeyi aldım yani, güveni ondan. Öyle bir devam ettik. 5 yıl beraber olduk. Sonra dedik ki evlenelim.
çok güçlü, azimli, ondan sonra yılmayan bir insan. Yani kaybetse de o kaybettiği şeylerden ders alıp daha bir azimli olarak, güçlenerek yolunda ilerlemeye çalışan bir insan. Kafede ilk buluştuğunuzda hani ilk görüşte aşk derler ya. O öyle olmadı bir şey olmadı mı? Olmadı. Hani ben böyle o bir aşamayı bana anlatır mısın? Hani çok ısrar ediyor buluşmak açısından. Ben biraz çekiniyordum hani belki engelimden dolayı bilmiyorum ama hani nasıl olacak diyordum. İşte buluştum sonra. Böyle hatta o ilk buluşumuzda ben düştüm, o beni tuttu yani böyle tam yere düşmeden. Çok farklı bir şeydi o. Eşin de sana destek oluyordur. Evet, her konuda destek alıyor. Ailem gibi, o da benim bir parçam. Her konuda destek alıyor bana bu yolda. Ev beni işlerinde... hiç bir engel gibi görmüyor mesela, hı, yani normal insan gibi. Eşin nereliydi bu arada? Eşim Çanakkale'li. Önceki mesleğin jokeylik yapıyordu. Bıraktı o da, attan düştü, sakatlandı. İşte bir ara verdi, gitmedi. Öyle yani, onun da bir sporu geçmişi var yani. Peki Hamide, seni nasıl ikna etti evliliğe? İşte yani onda bitti aslında. Hani onun gözlerinde o güveni görünce gerçekten. Gözlerinde evet. Güveni, gözler kalbin aynasıdır zaten. Yalan söylemez onu onlar. Onu ikna etti yani. Ben de istiyordum zaten. Hani tek onun olacağı iş değil zaten. Ben de istediğim için kabul ettim yani. Peki çevrenin sana böyle işte üzüntülü gözlerle baktıkları zaman sana hiç o anlarda neden ben dediğin anlar oldu mu? Evet oldu, hani olmadı demeyeceğim. Hani bana o sandalye binme sokağa çıktığımda hani Hamide'ye ne oldu, hani sakat diyorlardı. Ben bunu çok üzülüyordum gerçekten. Annem de bunu görüyordu. Annem de duyduğunda çok büyük tepkiler veriyordu gerçekten. Yani unutamadığım anlar o zamanlar. Daha çocuktum çünkü. O kelimeyi kaldıramıyordum bir süre. Sonra alıştım yani. Ailenin sana karşı tepkisi değişti mi? Değişmedi. Hani sonuçta yani bu Allah'tan gelen bir şey. Bunu kabullendiler gerçekten. Hamide, engelinle nasıl başa çıktın? Engelimle hani dediğim gibi annem çok destek oldu bana bir süreçte. Hani okul hayatımı bitirmedim. Daha okula yöneldim biraz. Arkadaşlarımla daha çok çevrem oldu. Onlar da beni hani aralarına böyle şey almadılar. Hani bu bana bu engel durumumu daha çok unutturmaya yönelik şeyler yapıyorlardı. Öğretmenim olsun, doktorlarım beni Hasen'den okula getirdiklerinde. Çok güzeldi yani o anlar mesela. Unutamıyorum yani. Arkadaşlarım hani hiç aşağıda mesela o zamanlar okul hep merdivenliydi. Beni hep taşımak istiyorlardı. Yani hiç böyle şey yapmadılar yani gerçekten. Ben o anları hiç unutmuyorum mesela. Sürekli bana destek oluyorlardı arkadaşlarım. Sırama oturtturuyorlardı. Sandalyede bırakmıyorlardı mesela beni. Sıraya geç diyorlardı. Güzel çevrem vardı yani çocukken de. Hamide, okuduğun okulda engelli şartlar uygun muydu? Değildi. O zaman daha çok hangi yılda? 2002 yılında ben kaza geçirmiştim. 2 yıl sonra başlamıştım okula. O yıllardan çok engelle yönelik fazla şeyler yoktu. Bir okulun rampası yoktu, asansörü yoktu. Hani beni sürekli annem getirip götürüyordu okula. Yani okula getirdiğimde arkadaşlarım beni hani tutarak kaldırıyordu o merdivenlerden falan. Öyle yani çıkıyordum okula falan. Çok uygun değildi bize o dönemlerde. Zor süreçlerdi gerçekten. Hani sekerek sandalyeyle oturuyorsun, bu sürece alışıyorsun. Okul dönemin geliyor, okul dönemine adapte oluyorsun. Hani asansörü görmediğinde, asansörün bozuk olduğunda, bir yere çıkıp ulaşamadığında
kötü hissediyorsun gerçekten. O süreçte hani çocuk olduğum için daha çok bir şeyleri gülerek geçiyordum ama hani zaman geçtikçe gerçekten bir şeyleri anlıyorsun. Yani atlatıyorsun, alışıyorsun bu sürece gerçekten. Peki Hamide, motivasyonunu nasıl koruyorsun, ne yapıyorsun kendin için? Motivasyonumu nasıl koruyorum? Hani bir şeyleri başardıkça daha çok kendimi güçlü kılıyorum. Yani kendimi bu gücü keşfettiğim zaman daha çok bir şeyler yapasım geliyor. Ailede de öyle hani. Onlar benim bir şeyleri başarabildiklerimi gördükçe bana daha çok inanıyorlar ve güveniyorlar. Hani kızımı iyi ki eve kapatmamışım diyor mesela annem. Babam ilk zamanlarda benim mesela spor yapmamı istemiyordu. Nasıl yapacak? Kız hani zor olur demişti onun için ama annem her zaman arkamdaydı. Yapsın kızımız diyordu yani. Baban nasıl ikna oldu bu duruma? Babamı da annem ikna etti. Hani niye eve kapatalım kızımızı dedi. Başarılarını gördükçe de baban... Evet, daha çok sevindi ve daha çok gururlandı benimle gerçekten. Ve şimdi daha çok destekçi oluyordur aynen, sana. Aynen, ben bütün yarışlardan sonra arayıp soruyorlar. Yani eşim de olsun, abim de olsun, annem de olsun. Hep yanındalar her zaman. Ben bunu yapamam, ben bunu başaramam, imkanı yok dediğin anlar oldu mu? Oldu. Ben bu spora ilk başladığımda, bu eldiveni taktığımda, ellerim yaralandığında dedim ki ben bunu yapamayacağım çünkü çok acıyordu ellerim ilk zamanlarda. Sonra işte çok antrenman yaptıkça daha çok hani güçlendim. Acımamaya başladı hani o zor süreçler daha çok geçti. Ellerinin yaralanmasından evet. Dolayı ben bunu yapamam aynen. Dedin işte sen. Pes etmişim ilk başlarda. Hı-hı. Sonra alışıyorsun hani gittikçe öyle devam etti yani. Peki şu anda çevrende pes eden arkadaşların var. Evet. Onların içinden illaki ben bunu yapamam diyenler vardır. Aynen. Onlara ne öneriyorsun, ne yapıyorsun? Hani bizim gibi olan arkadaşlar hani evde bence durmamalılar. Ona verilen fırsatları yerine getirilmeliler. Hani güçlerini keşfetmeliler bence diye düşünüyorum. Çünkü ben öyle yapıyorum. İçindeki gücü keşfettiğimde daha çok emek sarf ediyorum kendimde. Peki başardıkça, başarı üstüne başarı. Sen çok başarılı bir sporcusun. Sen zoru başardın. Bunu kendinde gördükçe daha bir hırs oluşuyor mu bu konuda? Sende? Evet hani her yarışa gittiğimde hep hırsla gidiyorum zaten. Antrenmanım olsun öyle yapıyorum. Bunu başaracağım diyorum kendimde. Yani inanıyorum kendime. Öyle devam ediyor hani. Eşinle birlikte mi gidiyorsun antrenmanlara? Evet, eşimle beraber gidiyorum. O da geliyor yanımda. Kamplarımda olsun, o da arıyor beni sürekli. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor kampların diye soruyor. Bana yanında olduğunu hissettiriyor gerçekten. Hamide, eşin nasıl bir insan? Eşim çok farklı. Ben onu ilk gördüğümde gözlerinde o şeyi gördüm. Hani dedim ki evet, ben bununla hayatımı sürdürebilirim gerçekten. Bana ilk evlenme teklif ettiğinde hani yani... Mutlu oldum gerçekten. O benim hayata tutunma sebebim gibi bir şey oldu aslında spordan sonra. Mevzat biraz çılgın, sabırsız. Ben 6,5 aylık doğmuşum. Ölür demişler ama öldürmeyen Allah öldürmüyor. 880 gram doğmuşum. Yani bir mucize, parmak bebek diyorlarmış. Evlilik nasıl gidiyor? Evet, daha bir sene olmadı bile. Bir ayımız kaldı. Aynen, çok güzel gidiyor. İyi ki evlenmişim diyorum ben. Hani spor bir yere kadardı gerçekten. Hani artık dedim ki yani evlenmelisin Hamide. Bir düzene kurmalısın hayatını. Bir bebeğin olsun. Hep bir hayalindir. Hani bir bebeğim olsun istiyordum. Böyle yani. Kız mı istiyorsun? Kız istiyorum. Eşim de kız istiyor. Evet. Kız çocuklarını çok mu seviyorsun? Evet, seviyoruz. Eşin de seviyor gerçekten. Herhalde aynen, değil mi? Aynen. Bıcır bıcır oluyorlar böyle. Evet, çok, çok tatlı oluyorlar. Ama evin neşesi oluyorlar bir nevi. Yani onun olmak çok farklı bir duygu ya. Tamam, hani dışarıdan görünüşte bize şey diyorlar, hani engelli bir birey var karşında. İşte zorlukları var. Nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin? Yani bunu biz engel olarak görmedik yani. Bizim için engel teşkil etmedi. Ve ben çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun yani. İyi ki evlenmişim diyorum. Bir günün nasıl geçiyor eşinle? Antrenmanlara
da geliyordur evet. O seninle. İşte ben sabah antrenmana kalkıyorum, o da kalkıyor benimle birlikte. Sonra servis geliyor, antrenmana gidiyoruz. İşte diğer arkadaşlarımız da var aynı şekilde. Hocamız var Ömer Cantay, Zübeyde var, Nurşah var. Hepimiz antrenmana gidiyoruz, biz servisteyiz. İşte sabah antrenmanımız başlıyor saat 9-10 gibi. 2 saat çalışıyoruz. Sonra eve geliyoruz, işte eşimle beraber kahvaltı hazırlıyoruz birbirimize. Yiyoruz, içiyoruz, sonra dinleniyoruz biraz. İşte zamanımız kalırsa dışarı çıkıp geziyoruz, arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Böyle devam ediyor hani evde olduğum zaman, ama kampta olduğum zaman işte 1-2 ay falan kamplarda oluyoruz mesela. Fazla sık sık görüşemiyoruz, o geliyor gidiyor arada ya da telefonlaşıyoruz. Öyle sürüyor yani. Sen kamplarda olduğun zaman hani sık sık görüşemediğiniz zaman hiç eşin diyor ya yeter artık ya dediyor anlar oluyor mu sana? Evet oluyor, özlüyoruz çünkü birbirimizi. Daha hani bir sene bile olmamış ya o yüzden belki. Ya yanımda olsun istiyorum sürekli, o da aynı şekilde. Hiç böyle senin başarılarını kıskandığını düşündüğün, hissettiğin anlar oldu mu Hamide? Hayır ama belki daha çok benimle gururlandığını görüyorum onun gözlerinde. Hani sen yapacaksın dediğini hissediyorum yani. Sürekli dediler zaten, yapacaksın, başaracaksın diyor bana. Güldüğümü yetiyor yani. Gülüşü yetiyor, her şeye bedel bana göre. Allah razı olsun kendi ailem, annem, babam. Hani çevremden birkaç duyumlar oldu işte engellidir, nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin. Ben bunların hiçbirine takılmadım. Annemin bir lafı vardı, sen o insanı mutlu et, yeter. Ben başka bir şey istemiyorum yani. Ve şu an çok güzel giden bir ilişkimiz var. O bir de kendi yarışlarında başarılar aldıkça biz gururlanıyoruz yani. Daha çok destekçisi oluyoruz. Yarışları kazandığında ne hissediyorsun Hamide o anda? İlk derece aldım. 2015 yılında dünya ikincisi oldum. Çok farklı bir duyguydu. Gerçekten kendimden beklemiyordum. Yani öyle bir çıktım ki hani önde gittim hissettim. Sonra ikinci oldum. Bu bile benim için çok güzel bir şeydi. Hani dünya ikincisi oluyorsun sonuçta. Zor süreçte hazırlandık. Oraya kadar geldik. Yarıştım. Bir anda çıktım. 100 metre yarışıydı. 17-10 saniyede koştum. En iyi derecemdi. Yani hani o kürsüye çıktığımda çok farklıydı gerçekten. Kalbim püt püt attığını duyabiliyordum yani. Bayrağımı düşünüyorum. Ben hani orada İstiklal Marşı'nın okutmanın gururunu yaşamak istiyorum. Kürsüye çıkmak istiyorum. Ailemi gururlandırmak istiyorum. Ülkem aynı şekilde. İlk bu spora başlamaya nasıl karar verdin Hamide? İlk spora başlamam işte annem Bağcılar Belediyesi'nde gitti. Orada biriyle tanıştı. İlk önce basketbol branşı vardı. Ben bir yıl basketbol oynadım. Çünkü ben basketbol oynamayacağım. Yani zor toptan korkuyorum geldiği zaman suratıma ya da bir yerime gelir diye. Sonra işte atletizm branşının açıldığını duydum. Annem yine işte biriyle görüştü. Böyle böyle diye kızım yani atletizm branşı yapmak istiyordu. İşte ben de ona yöneldim. Yani annem destek oldu yani bu konuda da. Öyle devam ettim yani başlayınca. 2008 yılında başladım. İlk Türkiye milli takım seçmenine katıldım, seçildim. Sonra 2009 yılında işte İtalya'ya gittim. Akdeniz oyunları vardı. Orada 800 metre koştum. Yarı finale şey yaptım. Sonra final koştum. Dördüncü oldum orada da. Böyle devam etti yani hiç bırakmadım sonra o süreçten sonra zaten. Sana ilham veren birileri oldu mu Hamide bu konuda? Örnek aldığım bir Çinli sporcu var mesela, onun gibi koşmak istiyorum yani. Onunla aynı anda çıkış yapmak istiyorum mesela, öyle bir şeyim var yani. İlham aldığım sporculardan biridir. Hayallerin var mı Hamide, hayallerin neler? Hayallerim var, dünya şampiyonu olmak istiyorum. İlk kürsüye çıkmak istiyorum. Sonra bir dahaki yılda Tokyo Olimpiyatlarında kürsüyü görmek istiyorum. İlk 3 bile olsa. Hadi inşallah, biz de bekliyoruz. Bu kamp hazırlıkları sürecinde bir günün nasıl geçiyor? Bir günde çift idman yapıyoruz. Yani sabah ayrı yapıyoruz, öğleden sonra ayrı yapıyoruz. Yani beslenmemiz daha çok şey olması gerekiyor, daha çok dikkat etmemiz gerekiyor mesela. Yani sürekli iyi beslenmen gerekiyor. Hani sabahları iyi kahvaltı etmen gerekiyor, öğlen, akşam iyi. Çünkü yakıyorsun bu antrenmanı, çok sert başlıyorsun. Ha
Hamide, senden esinlenip spora başlayan engelli arkadaşların var mı? Evet var. Hatta onlara ben söyledim. Dedim ki böyle bir spor var, gelin başlayın dedim. Bak evde oturmayın yani, bir şeyleri başarın gerçekten dedim. Ben dedim dünya ikincisiyim, Avrupa şampiyonuyum ve bunu siz de yapabilirsiniz. Size fırsatlar veriliyor, bize sunuluyor bu dedim. Başarabilirsiniz bence sevilen fırsatları. Onların başarısını gördükçe ne hissediyorsun peki? Ay, benim de hani az da olsa bir payım olduğunu düşünüyorum. Hani ben söyledim, bak buralara geldiler, görüyorum. Gururlanıyorum yani, çok güzel. Benim gibi olan arkadaşlar hani eve kapanmasınlar, bir şeyin ucundan tutsunlar, spor yapsınlar. Spor yapamasa da bilmiyorum yani, evde oturmasınlar, dışarı çıksınlar. Bir şeyi tutsam ve başardıklarında gerçekten bunun devamının geldiğini görecekler ki ben öyle yaptım. Hani hiç pes etmedim, her gün antrenman yaptım, yarışlara gittim. Sadece spor yaptım yani, hani öyle başarıya gittim zaten. Dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü, Avrupa şampiyonu oldum. Bir şeylerine fedakarlık ettim de bunları başardığıma inanıyorum ben. Hamide, sen bir zoru başaransın. Başarıya ulaşırken nelerden fedakarlık ettin? Evet, biz zoru başarıyoruz. Hani biz bayan olduğumuz için daha çok hani güçlü görmüyorlar ya bizi. Biz bunu başardığımızda, insanlara bunu gösterdiğimizde bizimle gerçekten hani gurur duyuyorlar bence. Bak, bayan olduğu halde ve engelli bunu başarıyorsa biz neler yaparız diye düşünüyorlar bence. Hani fedakarlık ediyorsun illa ki, ailenden olsun, eşinden olsun. Hani sosyal çevrenden olsun, bir şeylerden kendini kısıyorsun gerçekten. Kamp döneminde özellikle. Yani dışarı çıkmıyorsun, sürekli antrenman yapıyorsun. Ona kendini vermek zorundasın ki başarıya gidebilesin yani bu yolda. Hamide, başarılarını sıralar mısın bana? Ben 12 senedir spor yapıyorum. Şöyle derecelerim oldu. 2015 yılında dünya ikincisi oldum 100 metrede. 2017 yılında dünya şampiyonasında dünya üçüncüsü oldum 200 metrede. Geçen yıl yapılan Avrupa şampiyonasında Avrupa şampiyonu oldum. 2 tane altınım var, bir bronzum var. 800 metrede kazandım bronz madalya. Türkiye şampiyonuyum. İstanbul'da yapılan 42 kilometrede Avrasya Maratonu koştum. Ona şampiyon oldum. Böyle. Hamide'nin yaptığı spor daha bir zor. Sonuçta tekerlekli sandalyeyi kullanıyor ve ona bir güç sarf ediyor. Kendinde güç varsa o gidiyor. Kendinde yoksa zor. Ve bu kendini geliştirerek, daha çok hırslanarak, azimlenerek bu yarışlarda birincilikler veya işte bizdeki gibi, bizde tabela dönüyor 1-2-3-4. Onlarda da 1-2-3'te kürsüleri deniyor işte. Kürsülere çıkıyor. İşte 2015'te dünya ikinciliği, 2017'de dünya üçüncülüğü, geçen sene Avrupa şampiyonu oldu. Yani bunlar kolay şeyler değil. Biz böyle normal bir şeymiş gibi söyleyebiliyoruz bunları ama öyle değil yani. Öyle olmuş olsa Türkiye'de 10 tane çıkar, 15 tane çıkar. Sonuçta şu an bir tane var. Bu yıl yapılacak Dubai'de dünya şampiyonasında dünya şampiyonu olmayı istiyorum. Altın madalya kazanmak istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında QC'yi görmek istiyorum. İlk 3 bile olsa bunu istiyorum. Olimpiyatlar çünkü bir zirvedir sporcu için. Onu görmeyi çok istiyorum. Peki korkuyor musun Hamide? Korkmuyorum. Yani korkarsam bunu başaramayacağımı biliyorum çünkü. Evet, korkmadan çok güçlü bir şekilde hazırlanacağım. 2 yılım var zaten. Zoru başarmak çok bence zor. Sabır isteyen bir şey. Bir şeye yöneldiğinde sadece kendini ona vermen gerekiyor ki başarabilirsin hani bu yolda. Bir şey, hedef koyduysan önüne yani bence ona sadece kafa ona yormalısın bence hani. Ben öyle yapıyorum çünkü bir şeyle başarmak istediğimde. Sadece ona yöneliyorsun. Evet, sadece ona yöneliyorum. Hedefin hani var, sadece o hedefe gidiyorsun, o hedefe evet, bakıyorsun. Hani. Dolayısıyla başarıyoruz. Hayallerinizin peşinden korkmadan gidin. Bir sonraki zoru başaranlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.